Herkese merhaba, ben Emre İlhan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine farklı bir etkinlikte beraberiz. Etkinliğimizin adı, şöyle arkamda gördüğünüz ilaç tankımız var. Artık yavaş yavaş sezonu açıyoruz ve bunda yapılması gereken ufak tefek işlerimiz var. Arkadaşımı bekliyorum. O geldiği zaman biraz kaynak işlerimiz var. Onları yapacağız. Biliyorsunuz artık sezon geldi. Fındıklarımızı yapraktan besleme zamanı ve aynı zamanda zararlılarla da mücadele etme zamanı. İnşallah biz de önümüzdeki haftalarda başlayacağız. Onları da size yavaş yavaş dönem dönem paylaşmaya çalışacağım. Burada neler yapacağız? İlk önce onları göstereyim. Arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz tekerlerim var. Yam olmuş. Hatta kırılmaya yüz tutmuş diyebilirim. Böyle hatta dayanmış buraya, görüyorsunuz. Bununki buradaki daha felaket bir durumda. Biz bu tekerleri içe alacağız. Ve aynı zamanda şuradaki ayaktaki çıkıntıyı da keseceğiz. Şurasını keseceğiz. Neden keseceğiz arkadaşlar? Çünkü benim patpatımın kasası çok dar ve görmüş olduğunuz gibi 400 litrelik bu tank oraya sığmıyor. Havada kalıyor. Havada kaldığı için de biz suyu doldurduğumuz zaman inanılmaz derecesinde böyle bir dengesizlik yaratıyor ve ben de korkuyorum. İki seneden beri kullanıyorum bunu. Gerçekten korku korku çıkıyorum. Patpatım da birazcık zorlanıyor. Böyle devrilecekmiş gibi bir hissiyata kapılıyorum. En azından biz bu kısımla şu görmüş olduğunuz kısım oturtursak tam oturacak. Biz burayı kesip ve şu tekeri de içeri aldığımız zaman İşimiz hallolacak. Belki tekeri şuralara bir yerlere mi alacak bilmiyorum ki. Şurada borular var. Artık Ramazan geldiğinde artık o işi halledecek ama içeride sanki birazcık sıkıntılı gibi duruyor. Diğer tarafta problem olur mu? Diğer tarafta problem olmayacak ama görmüş olduğunuz gibi şu bölgede problem olacak gibi. Şurada şunlar var, görüyorsunuz. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Buraları alsak bir sıkıntı. Başa koysak bir sıkıntı. Artık Ramazan geldiğinde halledecek. Ya da ne yapacağız? Şuradaki gibi ayaklı da yapabiliriz. Veya işte söktak bir tekerlek de yapabiliriz. Ramazan bu işin ustası. Yani Allah razı olsun. Ne zaman çağırsam geliyor ve işlerimizi hallediyoruz. Anlamadı, iş yok arkadaşlar. Yani Allah razı olsun. Biz Bartek PM400 modelini kullanıyoruz. Gayet de memnunum. Genelde de herkes de bu modeli kullanıyor. Yaklaşık 150 metrelik bir hortumu var. Yani şöyle söyleyeyim. İlaç atmanın en zor kısmı. En zor kısmı şu hortum kısmı arkadaşlar. Bunu açması ve toplaması. Geri kalan kısmında hiçbir şey yok. Yani geri kalan kısmı işin teferruatı. Suyu koyuyorsunuz, ilacı koyuyorsunuz, gübreyi koyuyorsunuz, devam. Gerçekten arkadaşlar bu ilaçlama tankının en büyük handikabı bu hortum diye düşünüyorum. Çünkü her şey güzel. Suyu dolduruyorsunuz. Okey. Mükemmel. Ondan sonra işte gübrelerinizi atıyorsunuz. İlaçlarınızı atıyorsunuz. Tamam. Mükemmel. Başlıyorsunuz fıs 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 atmaya. Yani yaklaşık ben 400 litrelik bir tankı bir saatte bitiriyorum. Bir saatte bitiyor. Ama bu hortumu toplamak, 100 metre hortumu toplamak inanılmaz derece benim canımı sıkıyor. Yani vaktimi alıyor. Gerçekten böyle yani şu işi yaparken en iğrendiğim kısım da bu diyebilirim arkadaşlar.
Ama yapacak bir şey yok. Elimizdeki malzeme bu. O yüzden de bunu kullanmaya devam edeceğiz. İnşallah fındığımızı verimimizi arttırırsak belki bir traktör sahibi oluruz. Şöyle güzel 4x4. Ondan sonra şöyle aralara gireriz. Böyle sisleme, pufur pufur sisleriz, geçeriz. Öyle olsa var ya, of diyorum size. Yani ben akşamdan suyu koyarım abi. Benim tır tır çıkıyormuş, çıkmıyormuş veya kalmış hiç derdim olmaz. Pat, zaten 4x4 traktörle aya bile çıkarsın. Rahat rahat tarlaya çıkarım, aralara da girerim. Mis gibi de ilaçlarım. Oh, benim de sıkıntım bunu gördüğünüz gibi hortumu toplamak, patpatım işte yağmurda çamurda çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bir sürü endişem oluyor. Öteki türlü olsa belki akşam üzeri geleceğim. Hemen çıkacağım tarlaya. Tek başıma bir şey atacağım, geleceğim. Ne derler ona? Bir tank dolusunu atacağım, geleceğim. Ama işte işte artık yapacak bir şey yok. İnşallah fındık da verimimizi arttırırsak o zaman belki 4x4 traktör sahibi olabiliriz. Neyse, biz Ramazan'ı beklemeye devam edelim. İnşallah gelir diye düşünüyorum, inşallah. Bayağıdan beri sözleştik. Hala bir türlü kavuşamadık. Ama bugün kavuşmamız lazım çünkü önümüzdeki haftalarda artık fındığa gübre uygulaması ve ilaç uygulaması yapmayı düşünüyorum. Bugün bu iş çözülmesi lazım. Seni keselim. Seni Evet keselim. arkadaşlar, Ramazan geldi. Baya bir olay yeri tespiti yaptık. Bir şeyler yapacağız. Bende şöyle ufak tekerler vardı. Onları uyduracağız. Bakalım uyarsa. İnşallah uyuyacak. Ramazan bu işin ustası. Öyle değil mi Ahmet? Evet. Adamın yapmadığı iş yok abi. Allah'tan da bu profiller. Ya ben de bu profiller iyi ki de hurdacıya murdacıya vermedim ha. Altmışa düşür amperi. 60'ın da altına düşür. Düşürdün mü? Aha. Ramazan, Sapancı'dakinde karadan yarışma olmayacakmış. Gölden mi? Hepsi sudan. Ne o? Balık yarışması ya. Ha. Evet arkadaşlar, bugün bir buluşa imza attık.
Olaya başlarken tekerlekleri içeri alacaktık. Sonra vazgeçtik. Neden? Çünkü borulara engel oluyordu. Biz de elimizdeki malzemeleri değerlendirmek istedik. Profil bulduk. Benim burada atıl duran tekerleklerim vardı. Onları aldık ve güzel bir iş çıkarttık. Gerçekten de belki ilaçlama tankı firması da bu buluşumuzu gördüğü zaman kendisi de bu şekilde bir uygulama yapacaktır. Patentini alacağız. Hiç bekletmeden yarın ilgisi boş şaka şaka böyle bir şey yapmayacağız. Zaten inanılmaz bir şey değil. Sonuçta tekerlekleri aldık, alta koyduk. Değişik bir şey yaptık ama bana faydalı olacak. Çünkü benim patpatımın kasası dar ve kesinlikle ilaçlama tankım sığmıyordu. Benim patpatımın arkası 71,5-72 santim. Ve bu da 71 santim arkadaşlar. Şu an fiti fitine girecek inşallah. Yani gönyede bir kayıklık yoksa inşallah bu ilaçlama tankım girecek. Girdiği zaman da benim çoğu problemim ortadan kalkmış olacak. Problemim neydi? Problemim dibine oturmadığı için ilaçlama tankım havada kalıyordu ve giderken içinde işte 400 litre su, cihazın ağırlığı, motorun ağırlığı, işte görmüş olduğunuz şu ağırlıklarla birlikte patlattığı yük inanılmaz derece artıyordu ve en ufak çukurda şöyle sallantılar meydana geliyordu. Şimdi patpatımızın dibine oturacağı için o korkum, endişem ortadan kalktı. Çünkü zaten patpatın içi 20-25 santim. Şöyle bir karıştan fazla. Bir de bunun profili var. Profili de koyuyorsunuz. Oluyor size devasa bir yükseklik. En azından inşallah bu sorunumuz ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Bakalım inşallah kalkacak. Size de şöyle hafiften göstereyim ne yaptığımızı. Şöyle biliyorsunuz böyle tutuluyor bunlar. Kaldırılıyor, gidiyordu. Bunda öyle bir şey yok. Kaldırmanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle arkalar 360 derece dönüyor. Ve rahatlıkla ileri geri hareket edebiliyorsunuz. Şu an alanım çok dar. O yüzden size çok fazla gösteremiyorum. İnşallah yük bindiğinde de kırılmazlar. Ramazan güzel kaynak yaptı. Ben de ona güveniyorum. Gördüğünüz gibi vallahi hiç böyle kaldırmadan, böyle kaldırıp tekere şey yapmadan, çünkü kaldırdığın zaman motor da öne geliyordu. Sıkıntı yaratıyordu. Ama şimdi o olayımız ortadan kalktı. Mükemmel. Gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Size şöyle yaptıklarımızı detaylı bir şekilde yakından göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz burada tekerimiz vardı. Biz tekerimizi söktük. Şöyle tekerimiz burada yatıyor. Buraya profil kaynattık. Altına da şöyle tekerlerim vardı. Bunu kaynattık. Bu tekeri sabitledik arkadaşlar. Şu arkadaki tekerimizi de 360 derece yaptık. Arkadan manevramızı sağlıyoruz. Gördüğünüz üzere Ramazan gerçekten mükemmel bir iş çıkarttı. Hakikaten ya, ellerine sağlık. Valla bayağı da sağlam duruyor. İnşallah içine yük bindiğinde de bize sıkıntı yaratmaz. Bir ara şurası büküktü ama sonra düzelttik arkadaşlar. Bakın, inşallah sıfıra sıfır girecek. Sakın arkasının şeyde olduğuna aldanmayın, çünkü burası dengesiz. Şöyle yapalım. Evet. Gayet güzel oldu. İlaçlama tankımız sezona hazır. Bir de bunu patpata yükledik mi? Harika. Ama şu an yüklemeyeceğim arkadaşlar. İlaçlama yaparken
Bunu sizlerle paylaşacağım. Allah'ım utandırmasın. İnşallah pat patımıza tam bir şekilde sığacak. Evet arkadaşlar, ilaçlama tankımıza modifiyemizi tamamladık. Tekerlekleri gördünüz. Harika. He, belki diyebilirsiniz ya bu çamurda toprakta batar. Evet batar arkadaşlar. Çünkü biz elimizdeki malzemeyi kullandık. Elimizde bunlar vardı. Bunları değerlendirdik. Normalde işte teker alabilirdik. Daha havalı teker alabilirdik. İçe doğru profil atabilirdik. Ama biz elimizdeki malzemeyle gittik arkadaşlar. Bunları da biliyorsunuz demirleri, profilleri çok böyle kaliteli değil. Ne yaparsak yapalım belki de yine yaptığımız kaynaklar doğru düzgün tutmayacak. Sağlam bir profil olmuş olsa farklı şeyler konuşabilirdik. Ama biz elimizdeki malzemeyle güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Gönül isterdi ki 4x4 bir traktörümüz olsun. Arkasına takalım ilaçlama tankımızı. Böyle bir de otomatik olanları var onların. Fıs diye geçiyor gidiyor. Böyle hortum derdi de olmuyor. Ama elimizdeki malzeme bu. Gönül isterdi ki öyle olsun ama bizim gönlümüz şimdi bundan yana. Bunu seviyoruz, bayılıyoruz ve inşallah bu sene 3. sezonu olacak. İşimizi görecek, fındığımıza faydalı gübreleri atmamızı sağlayacak. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu da böyle Ramazan'ın yaptığı işi çekmeye çalıştım ama böyle hep çapaklı işlerle çalışıyordu. İşte aynı zamanda kaynak makinesi o birazcık kameraya zarar verebilir. O yüzden de çok fazla şey yapamadım. Kusura bakmayın. Şimdilik kendinize tekrar çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. İlaç tankımızı pat pata yükledik. Gördüğünüz gibi şöyle bağladık. Yani şöyle söyleyeyim. Olsa olsa bu kadar olurdu. Gerçekten de ayaklar tam oturdu. Ve harika bir iş çıkardığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Sıfıra sıfır. Şuradan arkaya dönmesin diye. Yani şu bu patpatın kazası tam buna göre yapılmış diyebiliriz. Yani mükemmel derecesinde ilaç tankımız oturdu. Daha öncesinde şuralara bindiriyorduk arkadaşlar. Tekerlekler varken o da bize gerçekten sıkıntı yaratıyordu. İnşallah artık sıkıntı yaratmayacak.